Selamünaleyküm. Arkadaşlar gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Neredeyiz? İstoş'tayız arkadaşlar. Sebebine gelince arkadaşlar bir tane daha mı seviyoruz? Olta takımı satan abilerimizi aradım. Balık yok dediler. Kraça var dediler. Bu şu anda sıfır. Ben de dedim ki madem bugün hep aynı görüntüleri size boş meraları göstereceğime bir takım kurgusu yapalım. Bakalım bir 60. Kaç paraya nasıl bir takım dizeceğiz? Hobiye yeni başladıysak bunu nasıl değerlendireceğiz? Devam. Balığa hobiye yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir bilgi verelim istedim. Burada Albastar bayi var. Kısık balık. Arkadaşlar niye buradan başladım? Diğer markalara, diğer bayilere haksızlık olmasın. Bunun bir özel sebebi vardı. Yıllar önce Yılmaz Balıkçılık'tan, rahmetli Halim abiden bir takım dizdirmiştik. O zaman Albastar'ın oltasını vermişti bize. Biz de bu markanın adına buradan başlayalım dedik. Yoksa diğer markalarla, diğer esnaf abilerimizle herhangi bir şekilde gönül bağımız kopmuş değil. Onları da ziyaret edeceğiz. Onların ürünlerine de bakacağız. Şimdi girelim içeri bakalım. Bütçemize göre ne kurabiliyoruz? Bize ne tavsiye ediyorlar? Kampanyaları var mı? Satışları nasıl oluyor? Bir görelim bakalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abiler Allah hayırlı işler versin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim abi? Seni tanıyalım. Benim adım Recep. Kısık balık malzemeleri İstoç Albastar'da perakende satış elemanıyım. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerine hakim bir satış elemanıyım. Yani o bölgelerde alınacak herkese yardımcı olabilirim. Evet, çok güzel. Recep kardeşim biz de Sudan Haber'den geldik. Hoş geldin abi, sefa getirdin. Şimdi bugün balığa gidecektim. Mereyi dolaşacaktım. Fakat birkaç gündür gidiyorum, mere boş. Aklıma şöyle bir şey geldi. Ya biz arkadaşlarımızla balığa gidiyoruz ama oltamız yok. Biz bu hobiye merak sardık. Hem köprüde tutacağız, hem boğazda tutacağız, hem teknede tutacağız. Ama bütçemiz de fazla yok. Bize nasıl yardımcı olursun? Yeni başlayacağız hobiye. Abi özellikle Marmara bölgesinde avlanıyorsan şu anda çıkan balık da belli. Avladığını bileceğin stil de belli. O bölgeye göre yani Marmara bölgelerinde atabileceğin bir kamış makine takımı kurmak öyle çok zor değil. Yani uygun bir bütçeyle takım kurulabiliyor. Ben bu işi yapmak istiyorum deyip biraz daha ileri seviye bir takım almak isteyene de bir takım kurulabiliyor. Hı hı. Yani nasıl bir avcılık stili gerçekleşmek istiyorsun? Biz de şimdi yeni başlayacağımız için uygun bütçeli bir takım kuralım. Yani şöyle olur. Bize bir yardımcı ol bakalım. En kolay şöyle olur. Bakın mesela şu an takımı neye göre seçeceğiz? Nasıl örnek yapacağız? Örnek veriyorum. Şimdi sezon dolayısıyla istavrit balığı yakalayacaksın ve bu balığı yakalamak için bir çaparı kullanacaksın. Bir çaparının boyu 2,5 metre, 3 metre gibi düşündüğümüz zaman kullanabileceğin kamış boyu 3,90, 4 metre, 4,20, 4,50 gibi bir kamış kullanmak gerekiyor. Burada 4 metrelik bir kamışı kullanmak, işte aksiyon olarak da 75-150 gram aksiyonlu bir kamış kullanmak daha avantajlı oluyor. Bunlar açıldığı zaman 4 metre açıldığında atış olarak da daha kolay atabiliyorsun. Yani arkana çaparıyı aldığında daha rahat atış yapabilme şansına sahip oluyorsun. Kalabalık noktalarda da avlamak istersen, örnek veriyorum Sarıyer, Emirgan, işte Kalender, Tarabya gibi noktalarda avcılık yapmak istiyorsan oralar genelde balıkçılarda kalabalıktır. Herkes 4 metre kamış kullanır. En azından sağında veya solundakinden geri kalmaya da bilirsin. Bu elindeki kamışın özelliği ne? Bu kamış bu içten içe 4, çıkan bir 4 kamış. Metreden oluşan. Bunlara teleskopik kamış deniyor galiba. Teleskopik surf kamışı olarak geçen 75-150 gram aksiyonlu olan fiberglass bir kamış. Yani ben bu avcıla yeni başlıyorum. İşte öğrenmek için bir kamış makine takımı istiyorum diyenlere daha çok önermiş olduğumuz kamışlardan bir tanesidir. Peki bir de abilerde görüyoruz. Vidalı, üç parçalı birbirine giren kamışlar var. Onlar, evet abi. Onlarla bunların arasındaki fark ne? Şimdi üç parça kamışlara daha çok yüklenmelerinin sebebi kıyıdan daha sert atışlar yapabilmeleri. Yani şimdi bugün 250 gram bir kurşunu kalenderde atmak istediğinde daha yüksek mukavemetli bir kamış kullanmak istersin. Bu da esneme açısından üç parça kamış biraz daha başarılı oluyor.
Ama artık öyle teleskopik kamışlar var ki üç parça kamışlardan da daha iyi. Mesela örnek vereyim bir tane. Albastar Battle kamış. Bu kamış 250 grama kadar aksiyon olan. Toplamda dip parçası beraber 4 parçadan oluşan, tamamen karbondan oluşan ve 375 gram ağırlığında olan bir kamış. Şimdi 250 gram bir kurşun attığınızı düşünün. Artık 3 atışta atıp 5 kere oturmuyorsunuz. Bunu alıyorsun, sabahtan akşama kadar avlanıyorsun. En hafif bir yorgunluk da hissetmiyorsun. Biraz daha üst seviye dediğimiz kamışlar oluyor bunlar. Peki bu kamışlar da hani mesafe uzadığı zaman kırılır mı? Abi Arşiment'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bana uzun bir dal verin, dünyayı yerinden oynatayım. Bu surf kamışlardaki stili ben ona benzetiyorum. Uzun parçalar her zaman atışta daha avantajlıdır. Kamışı kırmak aksi bir müdahale ister. Yani çarparsın, vurursun, pis bakarsın, temiz bakmazsın, bu şekilde kırılır. Diğer türlü kamışı atarken veya çekerken kırmak çok zordur. Ancak aksi bir müdahale uygulamak lazım. Anladım. Şimdi bu karbon kamışlar diyorlar, fiber kamışlar diyorlar. Bir de silikon kamışlar var. Ben kamışımı tercih ederken neye dikkat edeceğim, ne yapacağım? Şimdi öncelikle üçü de birbirinden farklı bir yapı malzemesi. Yani silikon kamışlar daha çok tekne üzerinde kullanılan kamışlar. Çok esneyen kamışlar. Esnek kamışlar. Tekneden biraz da kısa oluyor onlar. Onları uzun versiyonlarını kullanmak çok zor olur. Fiberglass ile karbon arasında da şöyle bir fark var. Karbon her zaman hissiyatı ve hassasiyeti yüksek olan bir parçadır. Fiberglass da ağır ve esnek bir parçadır. Kıyı atışlarında sert aksiyonlu kamışlar her zaman daha çok tercih edilir. Bunlar da karbon kamışlarda mümkün. Onun için karbon kamış kullanmak fiberglass bir kamışa göre her zaman daha avantajlıdır. Çünkü hafiftir. Tamam kardeşim, çok teşekkür ederim. Şimdi sen bize bir takım kur bakalım. Marmara'da bir takım kuracaksak Beynel kullanacağım. Yani köprüye de gideceğim. Ortak şeye de gideceğim. Sen söyle. Boğaz'a da gideceğim. Evet. Bazen arkadaşlarım tekne turu yapıyor. Orada da kullanabileyim. Yani 3 tane kamış almayayım da bir tane kamışla gönlümü eğleyeyim. Abi o mümkün değil. Şimdi bir tane kamış tercih edip 3 farklı noktada kullanmak çok zor. Eğer öyle olsaydı bu kadar çeşit çok zor olurdu yani. Peki buna yakın bir kombinasyon yapamaz mıyız? Şimdi 2 metrelik bir kamışı teknede kullanmak kolay ama 4 metrelik bir kamışı teknede kullanmak zor. Çünkü 4 metre ileriden balığı kaldırmak çok zor olur. Bazen kameralı bir tekne olur. Tamam, üstü açık teknelerde belki biraz daha kolay işin. Ama kameralı teknelerde 4 metrelik kamışı kullanamazsın. Ama ben kıyıdan atacağım, tekneyi düşünmüyorum derse 4 metre kamış kullanacak. Tamam. Tekne için almış olduğu oltayı da kıyıdan kullanılıyor. Yani hiçbir birbiriyle bağdaşmıyor yani. Tamam. Tekneye gitmediğimizi düşünelim. Genelde biz işte motorumuzla, bisikletimizle veya otobüsle rahat taşıyabileceğimiz, efendime söyleyeyim yanımda takım çantamın olacağı, sahilden, kıyıdan atacağım, köprüde de kullanabileyim. Öyle bir, öyle bir takım şöyle, dizelim. Şöyle, öncelikle kafasına şunu koyması lazım. Der ki, ben bu işi yapmak istiyorum. Bu balıkçılığı gerçekten ticaretinde değilim. Derse, hobi yapacağım. Abi, bunu her şeyin önceliği bir zevk yani. O zaman şöyle bir kamış tavsiye ederim. Böyle bir kamışı düşündüğü zaman birinci sınıf bir avcılığı gerçekleştirebilir. Bugün İstanbul'un neresine giderse gitsin, kumsal da dahil. Yani Çatalca bölgesindeki ormanlı plajlarda nereye giderse gitsin, her noktada her avcılığını gerçekleştirebilir. Çinikop mu, lüfer mi, kalkan balığı mı, istavrit balığı mı hiç problem değil. Tatlı suya da gidebilir mi bu kamışla? 250 gram aksiyonu geçmediği müddetçe her avcılık stilini gerçekleştirebilir. Peki bu bütçesi uygun bir kamış mı? Evet, şu anda SEG grubunda uygun bir kamış. Tamam. Buna bir misine, makina ne kuralım? Şöyle, eğer böyle bir kamışı varsa tercih edeceği bir makinede şöyle olur. Bu kamış kaç santimdi? 4 metre 20 santim. 4 metre 20 santim. Evet. Atarı nedir bunun? 250 gram aksiyonlu. Aynı zamanda 4 parçadan oluşuyor ve 375 gram ağırlığında oluyor. Bu çok inanılmaz bir gram. Bu kamışın performansı yüksek diyorsun. Şu anda İstanbul'da 10 tane balıkçı çevirin. 4 tanesinde görürsünüz bu kamışı. Evet. Makine tercihine de bakalım. Şöyle. Kardeşim.
sörf avcılık yapacağız dediysek tamamen yani burada oran ve orantıya dikkat etmek gerekir. Yani sörf bir kamışın varsa sörf bir de makine olması şart. Çünkü birbirini dengelemesi lazım. Bizim Albastar Costa serimiz var. Biz genelde bu takımda ikisini çok kombin ediyoruz. Tavsiyemiz de hemen hemen bu şekilde oluyor. Şimdi bu makinelerde çoğunlukla konik kafa olduğu için atış noktasında her zaman daha ileri, daha avantajlı oluyor. Burada da şöyle bir noktada kullanmak gerekiyor. Bugün Marmara'da en fazla tercih edilen sistem kurşun arkası, rapala ve kaşık sistemleri. Atışta ne kadar başarılı olursa bir o kadar da iyi bir balık ve iri bir balık yakalama şansına sahip oluyor. Onun için genelde Albastar Costa serisini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu makinede bir tane de kutusunun içerisinde yedek kafası çıkıyor. Şimdi herkes ip kullanma tercihi duymuyor. Genelde şunu da geçmeyeyim, atlamayayım. Konik kafalarda genelde misinadan ziyade ip tercih edilir. İp misinaya göre akışkanlığı daha yüksek olan, atış performansı daha yüksek olan bir malzemedir. Ve güç mukavemet açısından da avantajlıdır. İpe sonra geleyim de canım kardeşim. Şimdi bu kafaların kalamalarına baktığımız zaman kimisi dar oluyor, kimisi çok derin oluyor. Bunda da biraz derinlik var. Zaten sörfle normal tip bir makine ayırmanın kolaylığı orada. Şimdi ben size örnek çıkartayım. Mesela bu da Banax'ın bir makinesi. Bunlar derin kafa bir makine. Bunlar atış esnasında uç kısma sürtünmesi fazla olduğu için atış mesafesi belli bir yere kadar oluyor. Ama konik kafalarda öyle bir durum olmadığı için bununla da 75 metre dalgalanıyorken bununla 135 metre dalgalanma şansına sahip oluyor. O kadar misine veya ip sarıyor mu bu geniş kafa? 0.17'den veya 0.18'den 290 metre ip alabiliyor. Mesela biz 35 saracağız. 35 saracaksa yedek kafasını tercih edecek. Şunu takacak. Evet. Bu setin içinde yedek kafayı ücretsiz mi veriyorsun? Evet. Makinenin içerisinde ücretsiz çıkıyor. Yani hediyemiz babında öyle takdim ediyoruz. Bu makineyi tercih edeceksen? Böyle bir makine tercih edeceksiniz. Buna sörf kafa takma gibi bir durumunuz yok. Derin kafa olduğu için misina da kullanabilirsiniz, iple kullanabilirsiniz ama bu tip kafalarda genelde misina daha çok talep görür. Ama uzağa atmam sıkıntı. Tabii. Eğer sörf bir kamış alacaksınız bu tip makineden ziyade konik tip bir makine almak daha avantajlı. Peki bazı abilerde görüyorum makineleri gevşiyor, kafaları kapanıyor, misineyi koparıyor veya ne bileyim kolunda bir şey oluyor. Bu durumlarda ne yapacağız biz makinenin yedek parçası tamiri mümkün mü? Abi Albastar avantajının en yüksek noktası burada. Biz makinelerimizde, kamışlarımızda ve satmış olduğumuz ürünlerimizin arkasında duruyoruz. Bunun sebebi de kendi mağazamızın içerisinde İstoç merkezinde teknik servis olmasından kaynaklı. İçeride makine bölümümüzde Kamil ustamız var. Kamış noktasında da Yaşar ustamız var. Ustalarım kolay gelsin. Hayırlı işler. Recep Usta ile şey yapıyoruz da sizinle de tanışalım inşallah. Adım Kamil benim. Albastar'ın teknik servis elemanıyız. Burada genel makinelerimizi ve kamışlarımızı tamir edip hizmet veriyoruz. Evet. Fincanımızdan, makinamızın bakımından. Evet. Kamil Usta'nın İstanbul'da bırak Türkiye'de işini benzerini bulamazsın. Öyle mi? Öyle bir el işçiliği vardır ki gözüyle ölçer böyle. Kolay gelsin ustam. Yani Albastar olsun yeterli abi. Çünkü bizim kendi markamız yani %100 parça garantili bir ürün. Kesinlikle tereddüt olmaz yani. Evet. Kamışımızı aldık. Beğendik. Makineyi de şu siyah makineyi tercih ettik. Hani uzağa atacağız ya abiler uzağa atıyor. Biz evet. De uzağa atacağız. Evet. Çok balık yakalayacağız. Öyle bir hırsımız da var. Marmara'da, heyecanımız da var. Marmara balık cenneti bir yer abi. Evet. Teknesiyle, kıyıcısıyla herkes balık şimdi avlayabilir. Şimdi bize buna misine mi saracağız, ip mi saracağız? Şöyle bir şey önereyim. İp olarak tercihimiz olursa şöyle olur. Mesela bu bizim kendi markamızın üretmiş olduğu bir ip. Sörf atışlarda akışkanlığı özelliği ne? 8 örgüden oluşma, pürüzsüz bir malzemedir. Su tutmaz. Akışkanlıkta da her zaman daha avantajlı. Mumlu yani. Tabii mumlu. Aynı zamanda 8 örgü. 7 tane fiber, 1 tane gore sahibi var. 4 örgülüleri var. Bir de aynısının 4 örgüsünü düşünün. Onda mumlama yok. Mumlama olmadığı için onlar bir süre 8 kat kadar dayanıklı olmaz. Ama mukavemet ve kuvvet açısından aynıdır. Değişmez. Akışkanlıkta fark ettirir. Yani ikisinin de çekeri aynı mıdır? Mukavemet açısından aynı. Sadece ömürlük açısından.
Farklı. 8 örgü daha evet. mı uzun Tabii. gider? 8 örgü daha avantajlı oluyor. Misin adı da genelde yani kıyı sörf atışında yapılacak olan misine kalınlıkları bellidir. 30 milim, 35 milim. Ben işte güvenemiyorum diyen kişi de maksimum 40'a kadar sarabilir. Bunda bir problem olmaz. İstediği takımı, istediği kurşunu da bağlayabilir. Tabii yani şey kadar olmuyor. Misina'nın ömrü bir ip kadar olmuyor. Yani 6 ayda bir değiştirme ihtiyacı duyabilir. Ama ipte böyle bir durum yok. Bir sezonda gider, iki sezonda gider. Peki bu ipin kalınlığına göre kaç metre şöyle, bu? Kaç metre bu? Şimdi bunu makineye bakarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bunun Bakalım. Özelliği 0.18'e kadar sarım yapabilmesi. Mesela 0.22 sarmak isteseniz 290 metre değil 220 metre alım yapacak. Tamam belki 220 metre kullanamıyoruz ama yine bunları bu ipleri kopmaz garantiye vermiyoruz. Yani bir tekneye takılır veya aşağıda bir kayaya sürter. Yani belli olmaz, görmezsin. Ve orada yani işler acısı bir duruma düşmektense avantajlı bir ürün sarmak daha doğru olur. Peki iyi bir kamış savurması, atması diyelim. Kaç metre ip harcar? En fazla ne atar? 180 mi atar? 200 mi atar? Ya bildiğim kadarıyla 2017'de 224 metre attılar. Yani yanlış değilsem yani 224 metreyi duydum yani. Tabii bu bir profesyonelin devamlı atmadığı bir şey. Yani bir seferde yani iyi bir takıma sahipse, orantılı bir takım kurmuşsa ya atışlarda hiçbir zaman korkmaması lazım. Yani 250 gram mı yazıyor? Tak o 250 gramı. Atışta da korkmuyorsan istediğin gibi savurabilirsin. Bir problem olmaz bununla. Ama yeter ki teçhizatı %100'lük olsun. Yani ama normalde 150-200 arası bir atım yapıyoruz değil mi? E tabii. Ortalama çok iyi atıyorum diyen bir kişi işte 150, 175, 225 grama kadar atacağı kurşunlarda bu metreyi bulabilir. Ben bulurum. Yani ben iyi bir sörf atıcısıyım çünkü. Tamam. Bize şimdi ne tavsiye edeceksin? Biz uzağa da atacağız ya. Şu makaraya ne saracağız? Bu makaraya da istersen makine ip bölümüne geçelim daha rahat olsun. Öyle mi? Burası zaten tamam. Burası tamam. Tamamen koordine olmuş bir şekilde sadece çalışmaya hazır bir duruma getireceğiz. Bu taraf tamamen balık malzemesi grubumuz abi. Rapalılar, yozduriler. Bu tarafta hazır takım grubu. Burada rapalı grubumuz var abi. Kurşun arkası yapacak olanlar. İşte kendi markamızın adı altında ürettirmiş olduğumuz kurşun arkası rapalılar. Peki biz o sistemde kurmuş olduğumuz takımlarda bunları kullanabileceğiz hepsine değil gideceğim mi? Abi. Sırayla gidiyorum. Önce takım oluşturayım. Tamam. Ben. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Bu sörf atış ipimiz. Deminki iple bunun farkı ne? Onu sizlere hemen anlatacağım. Şimdi bunun avantajı bu multicolor bir ip. Ayrıca pürüzsüz, su tutmaz, akışkanlığı her zaman yüksek ve 10 metrede bir renk değiştirebilir. Kaç metre avcılık yaptığını gözünle ölçebileceğin bir şekilde avcılık yaptırır sana. Hmm. Ya bir balıkçı dostu gibi düşün aynı yani. Ne kadar atmışım? 100 metre. Demek ki bir sonraki avımda da 100 metre o balığı tutabileceğim. Mantık buradan yürüyor. Derinlik ölçer gibi düşün. Diğer türlü yedek kafasına saracağınız malzeme de tamamen şu olacak. Sufix Advanced serisi %96 düğüme karşı dayanıklı bir misinadır bu. Klips noktalarında en çok patlama yaşıyorlar. Bu misinada öyle bir durum yaşamazlar. Yani ben 225 gram misinayla 225 gram bir kurşun atacağım diyecek. O zaman avcılıkta da korkmayacak. İstediği gibi asılacak. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben rahatsız etmeyeyim diye. Estağfurullah. Yok, yok. Peki biz ne saralım? Kesinlikle bunu sarıyoruz. Bunu sarıyoruz. Violent 8 örgü. O deminki ipi niye sarmıyoruz da bunu sarıyoruz? O 150 metre. Hmm. Bu 300 metre. Bu makinenin kafasını %100 dolduracak şekilde getirecek. Hmm. Daha verimli olacak. Tabii. Kapasitesi avantaj bakımından daha verimli olacak. Yani 300 metrelik bir ip 150 metreden her zaman daha avantajlıdır. Dedim ya yani %100 kopmaz garanti vermiyoruz bu ipleri. Hiç görmezsin tekne alır. Altta kayaya sürter. İşte oradan bir kuş gözü olmuştur. Atışta patlar. Yani onun için 300 metre bir makinenin üzerine durması büyük avantaj. Yani yarı yolda bırakmaz seni. Kalmazsın orada. Anladım. Şimdi ne kaldı? Bunun ucuna bir de kurşun takmamız lazım. Şimdi avcılık stiline bakacağız. Mesela benim en çok avcılık yaptığım yer Kalender Ordu evidir. Tamam. O elektrik panosunun olduğu yer. Tamam. Orası Marmara'nın ikinci derin yeridir.
Çok güzel balık çıkar oradan. Tamam. Oraya gittiğim zamanlarda kullanmış olduğum malzeme genelde şu. Çapari grubunda özellikle. Şimdi bunlar minimlerine göre değişiyor. Kaç gram kurşun atacaksınız ona göre. Mesela 0, 10, 12, 15, 18, 28'e kadar çıkıyor. Tabii burada kurşun gramına göre çapari değişiyor. Ben burada bir araya gireyim. İnce takım ne, kalın takım ne? Şunu bir, şimdi ince şunu takım bir şey yapalım. Genelde kıyı noktalarında çok yüksek kurşun takmadan belli bir mesafeye kadar atılıp oradan istavrit ve kreçe balıkları yakalamak gibi sistemlerde kullanılır. Bazen balık kıyılar, kıyıda gezim yapar. Der ki çok kalın çapar atmaya gerek yok çünkü bir misina ne kadar kıyıya yaklaşırsa o kadar parlama yapar. Derindeki gibi ölçülmez. Onun için ince takım kullanmak avantaj olur. Ama ben 150 gram kurşun takacağım. Ve bunu bulabildiğim kadar uzağa atacağım. O zaman iş değişiyor. Mesela bulunduğun noktada 50 metre sürüklenecekse kalın bir çaparı kullanmak daha avantaj oluyor. Yani 25-30 bedenli çaparı kullanmak daha avantaj oluyor. Tabii. İnce takım hafif gram kurşunlar, kalın takım yüksek gramaj kurşunlar taşır. Tabii burada daha kolay anlatılamaz. Kurşunun ağırlığı da tabii önem taşıyor. Tabii. O şekilde. Tamam. Burada rengin önemi var. Yani şimdi biz en çok aldığımız sorular onlar oluyor genelde. Beyaz neden kullanayım, yeşil neden kullanayım? Şimdi yeşil çapari gündüz vakitlerinde güneşin havada olduğu noktalarda daha çok tercih edilir. Hatta bu noktalarda ben daha iri istavrit yakalamak istiyorum diyenler turuncu çaparı da kullanabilir. Kaldı ki çilekopun da en sevdiği renklerden bir tanesidir. Onun yanında beyazlar hava böyle biraz daha kapalıyken, parçalı bulutluyken tercih edilir. Bir de kırmızı renk çaparılar vardır. O çaparılarda genelde gece vakti atılır. Hmm. Köprüde atarsınız, işte Karaköy iskelede atarsınız, işte kıyıda indir kaldır yaparsınız çaparı da, kırmızı çaparıları daha çok kullanırsınız. Evet. Bunların içinde iki tane mi var? Bunlar genelde paket şeklindedir. Yani bir pakette iki takım vardır. Bu arada kendi markamızın imalatıdır. Öyle çok yüksek bütçeli de olmuyor. Yani tam böyle ilk defa ben balık tutacağım diyen bir kişi alabileceği. Yani çifti 10 liraya geliyor bunun. Çifti 10 liraya geliyor. Evet. Yani bir takım adedi 5 liraya, liraya geliyor. Liraya yani. Geliyor. Bir adedi 5 liraya geliyor. Samuray misina. Crown iğne. Floşlarda yine yerli imalat. Paket işçiliğinde bize ait. Her şeyi sarılı bir şekilde teslim ediyoruz. Evet. Hazır güzel. Aç at o şekilde. Bir de kurşun. Şimdi iki tür kurşun kullanılıyor kıyıda. Bunlardan bir tanesi surf, bir tanesi armut. Çapari noktalarında genelde tercih edilen en çok armut kurşundur. Bu armut tipli kurşundur. Bunlar suyun içerisinde taşlarda yuvarlanma yapmaz kolay kolay. Ağır ağır yapar. Ama diğer tarafta surf kurşun yuvarlak olduğu için, silindir şeklinde olduğu için daha kolay kayım yapar. Genelde surf kurşunları kurşun arkası rapala ve kaşık sistemlerinde kullanıyorlar. Çünkü attığı zaman düştüğü noktada kayması şart. Çünkü çinekop kovalayacak veya işte seri bir hareket yapacak. Bu şekilde bir lüfer balığı avcı da gerçekleştirmek isteyecek. Onun için çaparı da genelde armut kurşun, kurşun arka sistemlerinde de surf kurşun tercih ediliyor. Bir de uzun balığa benzeyen kurşunlar var. O kurşunlar hangi anlamda değerlendiriliyor? O şöyle, mavruka kurşun diyoruz biz ona. Şu, bunlar teknede akıntının çok olduğu noktalarda kullanılıyor. Bizim bir tane Lokman abimiz var. Lokman Yusim, Marmara'nın en iyi balıkçılarından bir tanesidir. Bir altına bağlar, bir üstüne bağlar. Buradan hamsiler takar ve o şekilde avcılıklar yapar. Akıntının çok olduğu noktalarda kullanılıyor. Tekneden ama, kıyıdan değil. Peki ben bu kamışta bu kurşunu kullanabilecek miyim? Hayır, bu sadece tekne için kullanılır. Mavruka kurşunu sadece tekne avantajı. Kıyıdan atamam bu kurşunu. Yok, kıyıdan atacağınız ya armut olur ya da surf olur. Tamam. O şekilde. Neyimiz kaldı şimdi? Gece avcılığı yapacaksanız çinekop takımınız kaldı. Şimdi çinekop takımlarını iki tür ayırıyoruz. Bir asansör takım, bir de tekli takımlar var. Asansör takımlar genelde mantarlı ve mantarsız olarak oluşur. Bir bedende iki takım veya üç takım olur. Bunların avantajı dikey avcılık içindir. Yani dikeyden kastım ya tekne avcılığıdır ya da köprü avcılığıdır. Unkapanı git, Galata'ya git, tekneden git. Dikey avcılıkta takım fazlalığı avantaj olur. Ama ben kıyıdan atacağım dersen çok takımlı bir malzeme, takım olasılığı çok yüksek. Bunlara yem takacak mıyım? Tabii bunları yem olarak istavrit takacaksınız. Taze istavrit takacaksınız. Onun için tabii pazardan da alabilirsiniz ama balık pazarından da alabilirsiniz ama tutarsanız sizin için avantaj daha yüksek olur. Bayat balığı çok yemiyor. Taze balık her zaman avantajlı oluyor. Diğer takımlar şunlar. Mantarlı bunlar olanlar. Kıyı çinekop takımları. Şimdi bunların şeyi avantajı şu. Bunlar bir metreden oluşur.
Balık yine taze kesilir. Yani yaprak şeklinde kesilir istavrit. Kesildikten sonra iğneye geçirilir. Çok fazla takımlar kıyıda takılma olasılığı çok yüksek. Dikey avcılık için kullanılıyor. Ama tekli takımlar kıyıdan her zaman daha avantajlı olur. Bunların renkleri var. Niye böyle? Birisi şöyle, beyaz, bunların bir tanesi blue, bir tanesi kırmızı. Yani Çinekop avı daha çok gece avcılığı olduğu için suyun altında çok çok görünebilir, belirtili bir renk olabilir şekilde tercih ediliyor. Ne yapıyor? Gece yanıyor mu onlar? Yemi belirtiyor. Hmm. Mesela kırmızı da çok belirgin olan bir renktir gece. Aynı şekilde glow da aynı şekildedir. Anladım. Glow'a biraz mor ışık tuttuğun zaman parlama yapabilir. Tamam. Çaparıyı aldık. Yemi takımları aldık. Yemi kurşunları takım, Çinekop'u da aldık. Bunları lüferde tutabiliriz. Evet. Palamut? Palamut avcılığı biraz farklı. Ona da geleceğim. Önce klipsleri dahil edelim. En son kurşun akı sistemlerini anlatacağız. Tamam. Şimdi genelde kurşun klips seçerken boyutlarına çok önem verilir. 4 numara klips en çok tercih edilen boydur. Bu boylarla çapari, kurşun arka sistemleri çok rahat kullanılabilir. Kamışın uç kısmından içeri de girmez. Atışlarda da rahat olur. Daha küçük klipsleri de atçek avcılığı dediğimiz spin avcılıklarında kullanılıyor. Bunlar biraz daha rahat oluyor. Tak çıkart da kolay olur. Aynı zamanda takacağınız kaşık ve rapalarınızda çok belirgin olmaz. Yok hükmünde avcılık yaptırır. Küçükleri. Evet. Bir de fır döndü diyorlar. Onların fır döndüler genelde takımların uç kısmında kullanılır. Bakın şunlar. Takımların uç kısmında kullanılıyor birer tane. Klipsi tak, sök, bağla açısından daha kolay oluyor. Anladım. Son bir de kurşun arkası rapalalarımız kaldı. Onları da anlatayım. Yani tamam. Sıfırdan bir balıkçı oluşturmuş oluyoruz yani. Bunlar ne? Kaşık mı? Bunlar spin avcılığı kaşıkları. At ve çek sistemleri. Tatlı su için mi yoksa bizim kamışa olacak mı bunlar? Şimdi genelde bu tür kaşıkları çevirdiğiniz zaman arkasından hangi balığı yakalayacağını söyler. Turna, levrek, palamut, lüfer, kofana, sinerit balığında da kullanılır yazar. Yani bunu albastır olarak daha kolay hale getirdik yani. Bilgilendirme var arkasında. Evet. Yani bunu bir göl kenarında da bulsan, bir deniz kenarında da bulsan hangi balığa kullanılacağını ve hangi sistemde kullanılacağını. Bunlar biraz ağır ve kalın metallerden oluşuyor. Bunlar zaten genelde 4 kademi. İşte 1, 2, 3, 4 kademi. Bunların her biri birbirinden ayrıdır. Mesela bunun 2 numarası 12 gram. İşte 18 gram, 22 gram, 24 gram olarak değişir. Peki ben bunlara kurşun takacak mıyım? Yok. Bunlar at ve çek sistemleridir. Bunlara kurşun takılmaz. Klipse takılır, atılır, suya düşer ve çekilir. Peki kurşun takan abiler şunları mı takıyor? Bunlar kurşun arkası kaşıkları. Şu şekilde. Bunlar biraz daha hafif ve ince oluyor. Tabii. Bunlara şekil veriliyor şu şekilde. Belli bir segmente, derecede bükülüyor bunlar. Aksiyon alması için. Aksiyon alması için suyun içerisinde. Evet. Bir de bunlar böyle, da yine böyle at çek kaşıklar. Var. Yine at çek kaşıklarıdır bunlar. Evet, bir de rapalalara bakalım. Bunları da bir de, bunları da aldık. Eğer kaşık olmazsa rapala dediğimiz sistemler. Şimdi genelde rapalalar daha çok tercih edilir. Çünkü balık görünümündedir. Aksiyonu çok tatlı alır. Suyun içerisinde bir nevi bu ürünler yaralı balık taklidi yapar. Kaldı ki saldırgan balıkların en çok tercihi yaralı balık yemektir. Benim bu rapalalar konusunda bir sorum olacak. Şimdi bunların dipte yüzeni var, ortada yüzeni var, bir de suyun üstünde yüzeni var. Kurşun arkası sisteminde bunun bir önemi olmuyor. Zaten yani bunun normalde inemeyeceği metreleri indiriyor kurşun. Yani 225 gram bir kurşun atmışsın, 40 metre indirmeyi planlıyorsun. Rapala'nın gaga sistemi olmasa bile o kurşun zaten onu 3 metreyi sürüklüyor suyun içerisine. Siz en son oradan artık aksiyon vererek onu yüzdürüyorsunuz. Buradaki en büyük önem gaga sistemidir. Ve bu tür rapalarda gagalar belli bir derecede yüzer. Gagaya bakabilir miyiz? Gaga nasıl bir şey? Gaga şu şekilde. Şöyle. Küçüktür. Hızlı bir sarımda hani almış olduğunuz o makinede daha şu gözün, rahat, gözün altındaki yani. Çıkıntı. Evet, şeffaf diyoruz biz ona. Şu. Anladım. O dalgalanmayı sağlıyor, oynamayı sağlıyor. Evet abi. İyidir, başarılıdır. Avcılık stilleri. Peki hoştur. Bunların renklerini neye göre tercih edeceğiz? Mesela çapari de turuncu, yeşil. Yine aynı çapari stilinden yola çıkabiliriz. Mesela daha çok böyle sabah suyunda atıyorum o tangirin ağırmasıyla başlayan avcılık stilinden 9-10'a kadar yükselen o avcılık grubu genelde limon, palyaço, mor kafa, beyaz renklere daha çok önem veriyor. Ama gündüz suyundayım. İşte ben can sıkıntısından gittim olt atacağım, lüfer yakalamak istiyorum diyenler sarı yanak gibi, ters limon gibi veya hamsi renginde, istavrit renginde olan rapalaları daha çok tercih ediyor. Çaparilerin fiyatını öğrendik.
Fakat bu rapalalar konusunda çok fiyat değişkenliği var. Çok pahalı ürünler var. Maalesef yüzlerce firma var bu konuda ama bu konuda en iyisiyiz. İşte, çünkü biz bunları yerli imal ettiriyoruz. Kendi markamızın adı altında imal ettiriyoruz. Bu ürün 30 lira. 30 lira. 30 lira. Bir de şu büyükler var. Onların fiyatı daha mı yüksek? Bunlar spin avcılığı üzerinde kullanılıyor. At ve çek. Bunlar sizin almış olduğunuz ve düşünmüş olduğunuz sistemde uygun da olmayacak. Olmayacak. Bir sorum daha olsun. Bu rapala takımlarında bir ortada şey var. Kanca var. Üçlü kanca. Bir de en altta kuyruk da var. Onu da anlatayım. Var. O ne işe şimdi yarıyor? Şöyle. Ortadaki kancayı zaten atışlarda söküyorsunuz. Çünkü çok derinde yüzdüreceğiniz için ve seri halde yüzdüreceğiniz için bu gaga iki iğneyi birden taşımaz ve suyun içine izin rapalayı taklattırır. Yani aksiyonu bozar. Ama ortadaki kancayı söktüğünüz zaman böyle bir derdiniz söz konusu olmayacak. Peki ortadaki kancayı sökmeden niye kullanmıyoruz? Aksiyonu bozar. Yani yüzüş aksiyonunu bozar. Yok yani siz şimdi üretim yapmışsınız ya. Evet mesela bunu biz kendimiz tasarladık. Şu şekilde. Ortadaki kancayı hiç gerek duymadık. Çünkü genelde o tür avcı balıklar ortadan veya kafadan saldırmaz. Her zaman arkadan saldırır. Yani biz ikisi takılıyken av yapamaz mıyız? Eğer rapala yüzmezse, suyun içerisinde yüzmezse o balığı da avlayamazsın. Balık böyledir. Kendisini cezbedecek şekilde yüzmediği zaman vurmaz. Sadece bakar. Anladım. O zaman yedek kanca gibi bir şey mi oluyor? Tabii. Eğer çıkartırsan arkada yedek kanca oluyor. Anladım. Evet, burada bayağı çeşit şeyler var. Bunların hepsi tatlı su mu, büyük şeyler? Karışık. Rapalalar. Bu rapala dünyanın en büyüğü bu konuda. Sahte balık grubunda rapala markası dünyanın en başarılı markası. Storm da rapalanın markası aynı şekilde. Avcılık siteleri, her balık avcılık sitelerine rapala var. Peki kardeşim, başka neyimiz kaldı? Eksiğimiz. Çantayı dolduruyoruz şu an. Yani en son balıkçıların tercih edeceği bir de şöyle bir takım çantası olur. Bunlar genelde şu şekilde açılır. Şöyle, işte kurşun bölüm olarak kullanabilir, klips iğne bölüm olarak kullanabilir, derin noktaya yemli takımlarını, çaparı takımlarını koyabilir, en son aksesuar gruplarını koyabilir. Kapattığı zaman da şöyle, en son kolay taşınacak bir hale gelebilir. Şöyle evet, aldığı zaman. Bir şey sorayım bu konuda hazır gelmişken. İğneleri, çaparıları açarken açıyorlar, toplarken sıkıntı çekiyorlar. Bunun bir çözümü var mı? Üşenmeyecekler abi. Başka bir çözüm yok yani. Üşenirse yapamaz. Evet. Ne alıyoruz şimdi? Eksiğimiz ne kaldı? Bir de balık kovası kaldı. Şimdi genelde kıyı balıkçılarının önermiş olduğumuz balıkçı kovaları şöyle 9 litrelik balıkçı kovaları oluyor. Bu kova takribi ben istavrit avcılığı yapmak istiyorum diyen bir kişi 7 kilo istavrit aldırıyor. Yani 7 kilo istavrit. Bir de böyle içine geçen kovalar gördüm sanki. Onlar nasıl bir şey? Aralarından su kaçmıyor mu onlar? Katlanan kovalar. Şöyle katlanan kovalardan bahsediyorsun sen. Bunlar genelde taşıma kolaylığı olduğu için çok tercih ediliyor. Bunu katlıyor. Ben toplu taşıma aracıyla vallahi gidiyorum diyen bir kişi çantasında taşıyabiliyor. Yani diğer türlü. Atıyor çantaya. Tabii. Diğer türlü taşımada sadece kolaylık. Sızdırma yapmıyor. Yok, kesinlikle sızdırma yapmaz. Ölçülmüş mü az mı? Fiyatını da soralım. 90 lira. 90 lira. Bir de bir şey daha soracağım. Dinliyorum abi. Geçen yine böyle çekim yaparken arkadaşım biri balık tuttu. Kendisi balığı tutuyor ama balığı tuttuktan sonra rapalanın arkasındaki balığı tutamıyor. Rapalayı tutuyor ama balığı tutamıyor. Ha, balığı tutamıyor. Bir başka arkadaşta da gördük böyle bir şey var elinde. Maşa. Ha, ne, o ne, nedir o? Genelde aksesuar grubuna girer bu. Şöyle olur. Biraz daha işi kolaylaştırıyor. İşte benim elim kirleniyor, işte kokuyor, ondan sonra olmuyor diyen bir kişi veya spin avcılığı yapan bir kişi, lerife avcılığı yapan bir kişi. Balığı tutuyor, ağzına iğneyi söküyor. Çantasına koyuyor. Veya zehirli bir balık tutmuştur. Marmara'da da çok vardır. Trakonya, iskorpit gibi bir balık. O balıkları elinizle sıkmanız mümkün değil. Şu elektrikli balık dediğimiz balık. Zehirli balık. Çarparsa işte tedavisi hastanede biter. Böyle bir balık. O zaman ne yapıyorsun? Hemen balığı kıstırıyorsun. Ağzına iğne söküyorsun. Suya geri iade ediyorsun. Anladım.
Demek ki o da o işe yarıyor. Evet. Arkadaşımızın tedirgin olması aslında kendi şeyi, fobisi. Yani tedirgin olmasın, balıkçılık iyidir. Evet. Biraz özgüven ister. Ben tutamıyorum diye üzülmesin kimse. Yani her şeyin başı istek abi. İstemeden evet. Olmuyor. Neyimiz kaldı? Balığımız kaldı abi. Onu da geri tutacağız inşallah. Ha, bir şey daha unuttum. Köprüde balık tutanlar bir şey lamba mamba takıyorlar kafalarına. Kafa lambası. Işık mışık kullanıyorlar gece olduğu için. Onların şarjlıları varmış, pillileri varmış. Ne yapacağız peki? Şöyle. Siz... Yani şarjlı kullanması daha büyük avantaj, daha uzun ömürlü olur. Pilli gibi değildir. İşte iki kademeden, üç kademeden yanan kafa fenerleri var. Bunların mantığıyla beraber kafaya takılıp şu şekilde aşağı yukarı hareket ettirilebiliyor. Ha, şöyle. Yönlendirebiliyorum. Tabii. İstediğiniz gibi yem takacaklar için kolay oluyor. Yani gece sadece yem takmak için kullanılan bir malzemedir. Peki bir geceyi çıkarır mı bunun şarjı? Tabii çıkartır. Rahat çıkartır. Yani 8-10... Zaten hem araçtan hem de evden şarj olabilen, yani hem 120'den hem 220'den şarj olabilen malzemedir. Ben orada nerede bulayım aracı ya, evi? Powerbank'te şarj edeceğim. Yani ancak olur o şekilde olabilir. Tabii. Yani kabloları USB girişlidir. Powerbank'te de şarj edebilirsiniz. Bu LED mi, sıcak ışık mı? Bu LED abi. Evet, takımları dizdik. Yani bundan sonra balıkçılık kaldı abi. Onu da artık... Şimdi gelelim ödemeye. Çaferi aldık. Bir maliyet çıkart bakalım bize. Şöyle. Yem aldık. Kova aldık. Efendime söyleyeyim, misine sardırdık. Makineyi aldık. Şöyle 1170 lira gibi bir kamış. 1400 lira gibi makineyle sadece 2570 liraya kamış makine takımı çıkıyor. 2570 liraya bunları alıyoruz. Evet. Tamam. İpinizle beraber 2870 lira tutuyor. Taş çatlası 500 lirada, malzeme grubunu tutsa 3370 lira. Eğer mağazamızda da nakit olarak ödeme gerçekleştirirseniz buradan %10 kadar bir indirimle beraber 3030 lira gibi fiyatlara kadar gerileyebiliriz. Yani 3000 liraya takımı dizdik. Uygundur. Komple. Yani mümkündür. Yani bir problem olmaz yani. Ben dediğim gibi, bakın tekrar, ben bu işi yapacağım kardeşim. Bana ona göre bir takım ver diyenlerin en güzel alabileceği fiyat bu olur. En tatlısı o da yani. Yani. Yoksa bunları hem düşük sınıfta, hem köprüde, ileri seviyede, hem de ileri seviyede kullanabileceğim şekilde. Hem kıyıdan korkmayarak atabileceği bir sörf atışı, hem de gerek kumsal noktalardan gerek sahil noktalardan atabileceği şekilde bir takım oluşmuş oldu. Peki canım kardeşim, iyi güzel söylüyorsun da şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben asgari ücretle çalışıyorum. 8500 lira maaş alıyorum. Hani mesai falan kalırsam 9-10 bin lira para. 4-5 bin lira kira, faturalar falan derken dolap boş kalıyor. Tabii. Masraflar oluyor, bilmem ne oluyor. Benim şimdi nakit param yok. İndirim de yapamıyorsun. Karttan taksit yapabiliriz abi. Ha, kart geçiyor mu? Evet, kart geçerlidir. Karttan tamam. Taksit olabilir. Bir problem mesela olmaz. Şimdi taksit yapacağım dedin ya, ona bir fark ödeyecek mi? Yok. Sabit fiyat üzerinden taksit yapacağız. Yani hem indirim hem taksitlendirme şansımız olmaz. Hmm. Yani sabit fiyatı 3370 mesela mi? Bonus kartım var, World kartım var, maksimumum var. 4 taksite kadar bölebiliriz abi. 4 taksite. Artı banka verirse onun üzerine ilave ederiz. Yani ben ayda 600-700 lira ödeyerek bu takıma sahip olabilirsin. Abi. Olabilirim. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Şu anda yok abi. Her şeyimiz tamam gibi. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. Canım kardeşim, ben çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Takipçilerimiz adına. Seni yorduk. Estağfurullah. Bilgilendik. Estağfurullah. Kendileri de merak ettiği bir şey varsa buraya da gelebilirler. Ben de cevaplayabilirim. Eyvallah. Yorumlara da yazabilirler. Eyvallah. Sen nasılsın? De oradan görüyorsun zaten. Bakarım, görürüm abi. Tamam. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Sağ Rabbim olsun. Hayırlı çok işler versin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet arkadaşlar. Oldu. Gördüğünüz gibi geldik. Takımımızı dizdik. Ne gerekiyorsa aldık. Bazı noktalarda sıkıntı yaşarsak diye teknik servis hizmetimizi de öğrendik. İğneden ipliğe, hatta burada çantalar falan da var. Kafa fenerimize kadar ince takım, kalın takım, kurşun, ropala, çinekop takımı, ne varsa buradaki arkadaşımız bize yardımcı olacağını söyledi. Ödeme noktasında da arkadaşlar
Evet. Peşinde %10 indirim yapıyorlar. E biz dedik paramız yok, ne yapacağız? Dedi yardımcı oluruz. Eğer dedi imkan varsa kredi kartından taksit yaparız. Peki dedik taksit yapacaksın ama aynı paraya mı taksit yapacaksın? Abi peşindeki yaptığım indirimi yapamayacağım ama dedi normal satış fiyatıma 4 taksit yapacağım. Normal kampanya kartlarında. Biz kendilerine teşekkür ederiz arkadaşlar. Durumlar böyle. Bu şekilde. Hayırlısı olsun inşallah. Seyredenlere, paylaşanlara, yorum yapanlara, almak isteyenlere hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.